Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, Hepsinden Var YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi bugün sizleri böyle harika Adana sokak lezzetlerinden nereye getirdim? Auto Center'da ciğerci Gündüz Usta'ma getirdim. Adana biliyorsunuz sokak lezzetlerinin başkenti. Şimdi sabah kahvaltıya buraya geldik. Harika böyle bir ciğerle başlıyoruz günümüze. Şimdi arkanıza yaslanın, bu videonun tadını çıkartın. Buyurun efendim. Gündüz abi, kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Nasılsınız? Allah razı olsun. Nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Abi burada neler yapıyorsun? Vallahi ciğer yapıyorum. Kuzu ciğeri. Kuzu ciğeri yapıyorsun. Evet. Sadece ciğer mi var? Sadece ciğer. Sadece ciğer var. Saat daha kaçta? Hafta sonu buradayız. Onu soracağım. Tabii. Şöyle sadece yanına doğru geleyim. Evet Gündüz abi, dinliyoruz şimdi seni. Sadece pazar günü buradayız abi. Araba pazarı olduğu zaman buradasın. Tabii. Biz neredeyiz abi? Hafta içi burada restoranımız var, buradayız. Hafta sonu buradayız abi. Burayı bir tarif edebilir misin bize? Burası Auto Center. Auto pazarı. İşte sabah 6.30'da burada oluyoruz. 6.30'da geliyoruz. 12.30 bizlerimi bitiyor. Peki şimdi sen sadece burada ciğer yaptığını söylüyorsun. Evet. Evet. Restoranında hepsi var mı? Orada her şey var abi. Orada her şey var. Evet. Abi ciğere şimdi sen girdin. Evet. Kimyon girdin. Kimyon. Salata. Kablacı salatası giriyorsun. Tabii ki başka bir şey yok. Başka bir şey girmiyorsun. Evet. Ama şurada bir pul biberinin var olduğunu görüyorum. Tabii. O isteğine göre acılı mı yapıyorsun? Acılı yapıyoruz. Abi ciğerin bir esprisi var mı? Yani. Bence var ya. Evet. Senin elinden geçiyor abi. Tabii kuzu ciğeri dedin. Kuzu ciğeri tabii. Mis gibi. Ve sulu sulu yapıyorsun. Gördüm, yok, dikkat ettim böyle. Evet. Kurutmuyorsun biraz yani. Şöyle bir o şişi de şöyle bir çekelim. Tabii. Oy oy oy. Şişin güzelliğine bakın dostlar. Abi kaç dike giriyorsun? İki yağ, kuyruk. Üç et. Üç et. Peki. Evet. Serviste kaç şey serviste şiş var? Beş dürüm. Şiş. Serviste 5 şiş. Dürümde 4 şiş. Evet. Tamam. Biz 2 tane az ekmekli dürüm istiyoruz abi, tabii, senden. Tabii. Acılı olabilir, sıkıntı yok. Tamam. Abi. Koyun ciğeri ne oldu? Şimdi koyun ciğeri dedin buna. Evet, tamam. Doğru mu? Kuzu erkek. Kuzu erkek. Şöyle. Orada da yağlıyorsun. Çok güzel. Pul biberi attın. Herhangi bir şey, sos falan girmiyorsun. Yok. Şark usulü yapmıyorsun yani. Yok. Çok sade. Güzel. Sade yapıyorsun. Evet. Kardeşim de burada tablacıyı şimdi taze taze hazırladı. Kolay gelsin. Konuşmak istemiyor. Şöyle arkadaşlar, böyle kanlı canlı taze taze olduğunu görüyorsunuz. Gündüz abi. Peki abi, şunu soracağım. Sabah 6'da geldim, ciğeri istedim. Var mı abi saat 6'da ciğer? Saat 6'da yok. Saat 6'da gelip hazırlık yapıyoruz. Saat 7'de hazır oluyor. 7'de mangalı. Tabii. Besmele'yi çekip açıyoruz yani. Aynen öyle yapıyoruz. Peki abi, piyasayı nasıl görüyorsun? Hareketlilik var gibi mi? Çok düşük. Değil mi? Tabii. Şu an çok düşük. Yarı yarıya yok. Sende var mı al sat işi abi? Yok. Al sat bizde ciğerde var diyorsun. Bu beceremiyor yani abi. Ya bizim patronlar yapıyor da al sat. Biz yapalım. Abi kaç yıldır bu işlesin? Vallahi 15-20 yıldır bu işlesin. 15-20 yıldır yani bu işin içindesin. O zaman 15-20 yıllık tecrübeyi konuşturacaksın şimdi bize. İnşallah. Ekmekleri ısıtıyorsun. Yağlıyor musun peki? İsteyene. Yağlı olsun. Orijinal Adana tamam. İşi abi böyle. Mesela onu da şimdi bazı kebapçılar, ona da böyle bildiğin sanayi şey yağları var ya. Hazır. Mesela evet. Ekmeği onunla yağlıyor abi bazıları. Ama sende öyle bir şey yok. Sen direkt kendi yağıyla yağlıyorsun. Orijinali de bu zaten. Oh. Petrol. Kuyruk ya abi. Yakar. Petrol ya. Bir de rızgar oldu mu tamamdır. Değil mi? Tamam. Oh, mis gibi oldu vallahi. Mustafa gönder. Şimdi bunlar bizim mi şeyimiz? Yok, bunlar sizin değil. Siparişe gidiyor. Kimyon girdin yine. Vallahi ne güzel görünüyor. Tikelerin de büyük ha. Evet. Küçük değil yani öyle. Eline koluna sağlık abi. Salata aşağıda, zaten arkada kardeşim sürekli tabii yapıyor, seni takviye ediyor. Tabii. Peki abi, şimdi burada bu işi yapmak nereden aklına geldi? Vallahi bu işi yıllardan beri yaptığımız işin. Bu boşluğu da gördün. Hiç aklımıza çıkmadı yani. Hiç aklımıza çıkmadı. Başkalarına tavsiye eder misin bu işi Gündüz abi? Vallahi yok, etmiyorum. Etmiyor musun? Rezillikti başkalarına. Hamdullah Bey.
bunu güzel mi sakarsın? Peki kazandırmıyor mu? Niye öyle diyorsun? Tamam kazanılmasına iş olursa, sürüm abi olursa kazanır. Şey masam var, yolda bekliyor. Değil mi? Pandemiden yeni çıktınız, tabii. Araba pazarı yeni açıldı. Tabii. Bundan dolayı belki de böyle düşünüyorsun, tabii, değil mi? Tabii. Allah yardımcınız olsun. Allah abi peki insanlar sizi niye tercih etmeli? Neden gündüze gelip de... Gündüz abimizden gelip bu ciğeri yemeliler. Bu ciğer Adana'da diyebilirim ki yok şu an. Adana'da yok. Eşi benzeri yok. Yıllardır aldığın bir kasabın mı var? Tabii. Kendi besinle? Yıllardan beri aldığımız kasapla var. Oh, ne güzel görünüyor ama dostlar. Bunlar da sizin olsun. Kahvaltıya geldik. Otopazarındayız. Teşekkür ederim. Abim torpil yaptı. Sağ olasın. Şimdi Gündüz abi şunu soracağım. Burada kaçta kapatıyorum dedin? 12.30-1 dedim mi? Kapat. 12'de gelirse ciğer yok. He. 12'den sonra ciğer yok. Mesela bir pazar kaç iş gidiyor hemen hemen? Kaç servis veriyorsun hemen hemen bir pazar günü? Belli olmuyor. Belli olmuyor. Ama şu an sanki hava bir tık daha böyle serinlediği için bugün biraz daha canlı gibi değil mi? Tabii orijinal birebir. Acı da olsun abi. Ciğer var canım. Güzelliğe bakın dostlar. Abim de orijinal dürüm dedi bak. İşi bilen böyle istiyor değil mi Gündüz abi? Aynen. Şimdi benimki hazır. Seninki hazır. Peki normalde bunu bu pideye yapıyorsun. Normalde evet. Lavaşa yaparlar lavaşa daha önce pideye. Yaparlar tabii. Pideye yapıyorlar. Sen pideye yapıyorsun. Evet, kimyonu da attı abim. Eline koluna sağlık. Oo. Buraya kahvaltıya hususi gelen var mı var, sana? Var. Otosentre geldiğinde tabii. Yeğenin haricinde. Zaten çoğu diğer işi geliyor. Değil mi? Tabii. Şimdi dostlar bu harika lezzetin tadına bakacağız. Gündüz abi eline koluna sağlık. Şimdi bir tadına bakacağım. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Tuz atmadın abi. Tuz kimyon içinde var. Ha tuz kimyon karışık. Tabii. Anladım. Bismillahirrahmanirrahim. Pamuk gibi. Eline sağlık. Pamuk gibi. Şimdi sulu sulu yaptın zaten. Biraz fazla kurutma. Peki burada müşteri ihtiyacına göre mi böyle yapıyorsun yoksa senin standardın mı abi bu? Ama adam dese ki az pişir, fazla pişirse fazla pişir. Abi dürümün yanında bir şey veriyor musun? Sunumun bu mu? Yeşil gözü. Tamam, önemli değil. Abdullah Bey. Abdullah Bey. Evet. Abinin dürümün yanında yeşil gözü. Peki, servis isteseydim yanında neler vardı? Salata, iki çeşit salata var. Tamam. İki çeşit salata veriyorsun. Bir soğan salatası, olmazsa olmazdı. Aynen. Bir de mevsim veriyorsun. Ezme salata var az önce gördüm. Ezme o şey mi? İsteyene veriyorsun. Anladım. Harika. Ha, yeşildiğimizde bu şekilde geliyor. Doğru mu? Şöyle. Biber, limon ve yeşillik geliyor. Peki abi. Şimdi bu muhteşem lezzetin fiyatı nedir? Fiyatı dürüm 22 TL, servis 25. Dürüm 22, servis 25. Evet. Şalgamla birlikte ne kadar yapıyor? Dürüm 25, servis 28. Hı, 3 lira koyuyorsun yani şalgama. Ada Şalda fena bir marka değil, güzel bir şalgam. Evet. Niye kendi açık şalgamın yok mu? Yok vallahi yok, şalgamla uğraşalım. Hı. Zaten koşturuyorum de. Zaten koşturuyorum de bir de şalgamla uğraşamıyorum diyorsun. Vallahi dostlar harika bir lezzet. Yolunuz bu tarafa düştüğünde Otosenter'da Gündüz abimin mekanına uğrayın. Salataları taze taze. Ciğer taze taze. Harika. Ben yemeye devam edeceğim. Hepsinden var YouTube kanalımda. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.